Şimdi elimizde bir tane ip var. Bu şekilde katlanmış. 8 yedirine değil. Katlanmış ve ortasından kesilmiş. Tabii buradaki gösterim biraz farklı. Aslında şöyle bir şey oluyor. İp bu şekilde açıklık oluşmayacak. Yani ip şu şekilde uzatılacak. Diyelim ki buradan ortası burası olsun. Buradan katlanacak. Şöyle diğer tarafa doğru gelecek. İp yani böyle üst üste gelecek. Üst üste geldikten sonra tam ortasından şuradan kesilecek. Yani böyle arada bir mesafe kalmayacak. Bu iki ip aslında üst üste olacak. Böyle uzatacağız. Tekrar üzerine yatırıp ortadan keseceğiz. Şu mesafeler aynı olacakmış. Burası tam ortası olduğuna göre biz şuna x desek burası da x olur. Şu parçalar da x olurlar. Bu parçaların her biri x olur. Tabii biz az önceki şekle bakarsak bu parça x, bu parça x, şu parça x, bu parça x. Yani 3 tane parça meydana gelir. Şu birinci parça, burası ikinci parça, bu da üçüncü parça. Bizim birinci parçamız x kadar olacak. İkinci parçamız şurası, 2x olacak bu. Şöyle. İkinci parça, bu 2x. Yani şurası, buradan herhangi bir kesme olmadığı için x, 2x. Şurası yani. Üçüncü parçamız, o da x olacak. Şimdi soru şöyle diyor. Kesildikten sonra oluşan büyük parça yani şu herhangi bir küçük parçadan 24 santim daha uzunmuş. Yani şu 2x, x'ten 24 fazlaymış. 2x eşittir x artı 24. X'i sola atarız. X eşittir 24. Demek ki x 24'müş. İpin kesilmeden önceki boyu 4x. Tamamı 4x. Bizden istenen. 4x eşittir 4 çarpı 24. Bu da 96 yapar. Demek ki kesilmeden önce 96 santimmiş.